Ben Prof. Dr. Bülent Şekerel, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Alerji Astım Kliniği başkanıyım. Ayrıca Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği başkanıyım. Evet, soğuk havalar herkesin aklında hastalıkların çok olduğu bir dönemi hatırlatıyor. Bunun esas nedeni havaların soğuması değil. Esasında soğuduğu için havalar, biz kapalı ortamlarda daha fazla bulunuyoruz. Dolayısıyla birbirimize mikrop bulaştırma ihtimalimiz artıyor. Özellikle damlacık enfeksiyonları veya zaman zaman öksürürken, hapşırırken elimizi, ağzımızı kapatıyoruz. Ve elimize bulaşan bu mikropları başkalarına bulaştırmamız kolaylaşıyor. O yüzden de soğuk havalarda, kış mevsiminde enfeksiyonları daha fazla görüyoruz. Kapalı ortamlarda daha fazla yaşadığımız için. Evet, günümüzün yaşamı çok yoğun. Herkes bir an önce işine, evine, normal etkinliklerine geri dönmek istiyor. O yüzden de tedavi alırken hızlı ve güçlü tedaviler almayı tercih ediyorlar. Ve bunları hatta bizlere de söylüyorlar, hekimlere de yönlendiriyorlar. Dolayısıyla enjeksiyon tedavilerin bu konuda bir üstünlükleri var. Gerçekten de enjeksiyon uyguladığınızda o ilaç hızla kana karışarak hasta olan organlarımıza ulaşıyor ve tedavi daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde gerçekleşiyor. Ancak enjeksiyon tedaviler de bütünüyle zararsız tedaviler değillerdir. Biz genellikle ağır enfeksiyonlarda, ağır hastalıklarda enjeksiyon tedavileri tercih ederken daha hafif, daha şiddeti daha düşük hastalıklarda ise ağızdan ilaçları tercih ediyoruz. Evet. Hocam, enjeksiyon olduğu kişi alerjisi var ama bilmiyor. Buna yan etki yaptığı nasıl olur? Şimdi bütün ilaçların alerji yapma potansiyeli vardır. Bu zamana kadar yüzlerce kez kullanmış olduğunuz bir ilaç, daha sonra 101. kez kullandığınızda alerjik reaksiyon yapabilir. Dolayısıyla her ilacın alerjik reaksiyon oluşturma potansiyeli vardır. Özellikle de alerjik reaksiyonlar enjeksiyon yoluyla ilaçlar kullanıldığında daha şiddetli ve daha güçlü olurlar. Çünkü siz bir ilacı ağızdan aldığınızda bir vücut alerjik tepki verirse vücut onu atma yönünde bir davranış gösterir. Yani kusma şeklinde veya ishal şeklinde ilaç atılır. Oysa ki enjeksiyon yoluyla siz bir ilacı verdiğinizde bir alerjik reaksiyon gelişirse vücudun bu ilacı atma potansiyeli yoktur. Dolayısıyla vücutta ilaç daha fazla kalır. İkincisi, vermiş olduğunuz ilaç kana karışarak tüm vücuda dağılır ki alerjik reaksiyonun bütün sistemleri tutacak şekilde cereyan etmesi mümkün olur. Bu yüzden de daha şiddetli, daha ağır bir reaksiyonla karşılaşırız. Evet. Vücutta bütün sistemleri tutan alerjik reaksiyonlara anafilaksi diyoruz. İlaç alerjilerinde ise en korktuğumuz bu anafilaktik reaksiyonlardır. Özellikle solunum ve dolaşım sisteminin tutulması hayatı tehdit edebilir. O yüzden de biz ilaç kullanırken hastaların bu konuda yönlendirici olmamalarını, hekimin kendi kararına ve deneyimine bırakmalarını öneriyoruz. Ağır hastalıklarda enjeksiyon tedavileri tercih edilebilir. Fakat hafif tedavilerde acele etmeden daha uzun sürecek ama daha garantili yolları, ağızdan tedavilerin tercih edilmesi. Yani kararın alınmasında hekimin ağırlığının olmasını istiyoruz. Tabii bütün ilaçların alerjik reaksiyon yapma potansiyeli olduğunu söyledik. Biz tabii bir ilacı verdiğimiz zaman daha evvelden hastanın bu ilaçla ilgili yaşadığı deneyimleri sorguluyoruz. O sorgulama sırasında alerjiyle ilişkili bir takım ipuçları görürsek o ilacı test etmeden uygulamıyoruz. Veya hastada çok tutarlı bir alerji öyküsü varsa o ilacın hastanın kullanmamasını istiyoruz. Fakat daha evvelden reaksiyon olmadıysa o zaman reaksiyon olmayacağını varsayarak ilacı uyguluyoruz. Tabii bu ilacı uygulamadan gerçekten ne olacağını görmüyoruz. Eğer ilaç alerjik reaksiyon yaparsa o zaman da enjeksiyon yaptığımız hasta belli bir süre yanımızda kaldığı için ona müdahale etme imkanımız oluyor. Dolayısıyla buradan şu mesajı çıkartabiliriz. Bir enjeksiyon tedavisi alıyorsanız o enjeksiyon yapıldıktan sonra hekim veya o sağlık kuruluşunun yanında bir 30 dakika kadar kalmamız gerekiyor. Çünkü tehlikeli reaksiyonların hepsi bu 30 dakika içinde gerçekleşiyor. Modern tıp tamamen hekimin karar verdiği bir süreç değildir. Modern tıpta değişik alternatifler, değişik seçeneklerimiz vardır. Biz hastanın durumuna göre, koşullarına göre bu seçeneklerden bir tanesini tercih etmek durumundayız. Ve bunu tercih ederken modern tıpta hastanın da görüşü alınır. Yani kimi hastalar enjeksiyondan hoşlanmayabilirler. Kimi hastalar kendi yoğun yaşam tempoları nedeniyle bir an önce hayatlarına dönmek isteyebilirler. Dolayısıyla biz onlardan fikir alıyoruz ama yönlendirici, hekimi tamamen yönlendirici olmalarına biraz karşıyız. O yüzden hekimle birlikte her tedavinin avantajlarını ve dezavantajlarını tartışmaları ve ortaklaşa karar alınmalarını istiyoruz. Sonuçta modern hekimlik hastanın karar süreçlerine katıldığı, aktif olarak, etkin olarak katıldığı bir süreçtir.